param yeter. Sana yine paşa paşa gelirim. Yoksa ben deli miyim? Deli mi divane miyim? Bir haber uçursam yeter. Sana yine paşa paşa gelirim. Aileme dokunmayın. Onlara bir şey yapmayın. Onların hiçbir suçu yok. Yalvarırım size. Yapmayın. Ne olur yapmayın. Sus diyorum sana. Sus. Yukarıda başka kimse var mı acaba? Ben bakarım. Siz buraları araştırın. Peki. Evde başka kimse var mı? Hayır. Neden silah patladı aşağıda? Kadın ölmemişti. Gebersin diye bir daha sıktım. Buldunuz mu belgeleri? Yok abi. Hasan her yere baktı ama yok. Hadi Hasan çabuk ol biraz. Tamam abi bir de şu olaya bakayım. Bulamadın mı Hasan? Belge melge yok bu evde. Hadi çabuk olun gidelim. Lütfen.
Neden? Neden baba, neden? O insanları öldürmeyecektik. Adam kaçıyordu abi. Ailesinin ne suçu vardı peki? Abi, şahit kalmasın diye düşündük. İşimiz sadece belgeleri almaktı. Kadın ve çocuk vurmak değil. Sen de amma duygusal adammışsın. Sanki daha önce bu işi hiç yapmamış gibi konuşuyoruz. Erkekliğe sığar mı lan kadın ve çocuk öldürmek? Şartlar öyle gerektirdi abi. Ne yapalım? Sen de amma amatörmüşsün ha. Sanki sen vurdun. Ulan bana bak, lafını bil de konuş. Ben ne dedim ki abi? Niye bu kadar kızdın? Ulan dua et ki akraba sayılırız. Akrabam olmasan var ya. Sakin ol abi. Bir iş yüzünden birbirimizi harcamayalım. Tamam abi, sana saygısızlık yapmadı. Senin de suyunu sunuyor ya. Ebru, lütfen güçlü olmaya çalış. Nasıl dayanacağım? Ben onlarsız ne yaparım? Çok acı bir şey biliyorum ama... Lütfen. Lütfen kendini toparlamaya çalış. Lütfen. Ben biraz yalnız kalmak istiyorum. Peki canım, sen nasıl istersen. Daha dün seninle ne güzel sohbet ediyorduk. Niçin baba? Neyin uğruna hepimizi mahvettin? Thank you.
Babamın bu kadar çok parası var mıydı? Nerede kaldı bu? Çantayı al. Peki efendim. Ne oldu? Hallettiniz mi? O iş tamam. Aileden hiç sağ kalan yok değil mi? Belgeler nerede? Belgeleri bulamadık. Bulamadınız mı? Ne demek bulamadık? Evinde bürosunda yok mu ha? Öğrenmek için zorlamadınız mı? Cevap versenize! Size soruyorum lan! Belgeleri nereye saklamış bu herif? Babamın bahsettiği belgeler bunlar olmalı. Selim nerede? Cevap versenize! Selim nerede? Dönmedi mi? Selim Ankara'da bizden ayrıldı. Dönmüş olması lazım. Neler oluyor oğlum? Anlatsana! Geberime lafı! Tartıştık biraz. O da çekti gitti. Çok büyütülecek bir şey değildi. Kadınla çocuğu vurduk diye az daha beni öldürüyor. Sadece belgeleri almalıydık diyor. Herifi öldürmeye gittiğimizden haberi yoktu herhalde. Bunun içindeki paralar Hasan'la ikinizin. Bu parayı hak etmediniz ya. Neyse. Selim artık gerçekten problem çıkarmaya başladı. Beni de buldular. Canım hoş geldin. Hoş bulduk. Niye haber vermedin bugün geleceğini? İşim erken bitti. Ufaklık nasıl? Çok iyi. O da özledi babasını. Durmadan tekmeledi bugün. Senin karnın açtır. Bir şeyler hazırlayayım mı sana? Sen hazırlayana kadar ben bir duş alayım. Tamam. Seni mezarlıkta bulamayınca çok korktum. Hemen buraya geldim. Sandım ki... Ne sandın? Beni de mi öldürdüklerini? Böyle konuşma Allah aşkına. Korkuyorum Eren. Çok üzgünüm ve çok korkuyorum. Hayatımdaki en değerli insanlar. Ailemi kaybettim. Olanlara inanamıyorum. Ebru ne olur çıkalım, dolaşalım, bir yerlerde oturalım. Burada kaldıkça daha kötü oluyorsun. Ne yapacağım bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum.
Nasıl geçti iş görüşmesi, iyi miydi? İyi. Oldu mu Ankara'daki inşaat işi? Bugün yarın haber gelir. Ama görüşme iyi geçti. Haluk Bey de geldi mi sizinle? Haluk Bey'in işleri yoğundu. O yüzden Hasan'la birlikte gittik. Görüşsem çatacağım ona, benim kocamı bu kadar yorduğu için. Yorucu ama Haluk Bey her zaman emeğimizin karşılığını verir. Biliyor musun? Abim uğradı. Ben de uzun zamandır görmediğim için ona sitem ettim. Efendim, merhaba. İş bitmiş. Mahir ve Hasan'la görüştüm. Bir tatsızlık mı var? Evet. Bu iş canımı sıkıyor. Neyse, akşama daha detaylı konuşuruz o zaman. Bu iş canını sıkıyormuş. Asıl sen benim canımı sıkmaya başladın Selim Bey. Çok zor biliyorum ama ne olur topla kendini. Olanlara hala inanamıyorum. Ben de o gece eve gitmek isteyince kuruntu yaptığını sanmıştım. Neden peki? Bir şeyler mi biliyorsun? Polis de benim bir şeyler bildiğimi sanarak ısrar etti. Ama gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. Sadece babamın son zamanlarda garip davrandığını fark ediyordum. Ne alıp veremediği vardı o insanların babamla bilmiyorum. Merhaba efendim, ben Haluk. Evet. Efendim, Uğur işi tamam. Belgeler ve para sende mi? Maalesef. Bizden ne istediklerini bilmiyorum. O anda hiçbir şey yapamadım, hiç. Ne yapabilirdin ki? Ali'nin ölümü benim yüzümden oldu. Benimle odada kalmak istedi, izin vermedi. Benimle kalsaydı o da şimdi yaşıyor olacaktı. Ebru, kendini suçlamayı bırak lütfen. Ne demek bu? Niçin gitti bu herifler oraya? Uğur'u ve ailesini öldürmek zorunda kalmışlar. Ama belgelere ve paraya ulaşamamışlar. Sen ne demek istiyorsun? Herkesi öldürüp bir şey almadan mı geldiler yani? Nasıl iştir bu Haluk? Efendim, lütfen sinirlenmeyin. Bu işi çözümleyeceğiz en kısa zamanda. Tümü Selim'in beceriksizliği. Selim mi? Selim şimdiye kadar hiçbir problem çıkarmadı. Ama olayları bu hale getiren o. Emrindeki adamlara söz geçiremiyor musun lan? Ben bu işte seni tanırım. Başka kimseyi değil. Siz hiç merak etmeyin efendim. Bana bak beceriksiz Selim. Eğer belgeleri ve parayı bulamazsan ya da bu iş yüzünden her şey ortaya çıkarsa yakarım seni. Duydun mu beni? Bebe... Beceriksiz herifler. Birlikte otururuz artık. Nasıl olsa ben de yalnızım. Çok iyisin. Meral, ben yeni bir hayata başlayacağım. Ne demek bu? Eşyalarımı topladım. Bu gece İstanbul'a gidiyorum. Orada her şeyi yeniden başlayacağım. Ya okul? Artık ne önemi var ki? Olur mu öyle şey? Ebru, bu gece gel ben de kal. Yarın daha sakin düşünürsün. Hayır Meral. Bu gece gidiyorum. Orada Hakan'ı bulacağım. Gece uçağıyla İstanbul'a gidiyorum. Alo. Efendim. Haluk, ben birazdan oradayım. Parayı da hazırla. Önce bir konuşalım mı? Sana parayı hazırla dedim. Bu gece olmaz. Önemli bir işim var. Rica edebilir miyim? Buyurun.
Başka bir arzunuz var mı? Hayır, teşekkür ederim. Ebru? Ebru sen ha? Evet, ben. İnanamıyorum. İnanmıyorum. Ebru. Efendim size telefon var. Odanızdaki özel telefondan. Peki teşekkür ederim. Ben şimdi gelirim. Tamam. Efendim. Alo. Hoş geldin. Beni gördüğüne sevinmedin galiba. Önce konuşalım demiştim. Konuşmaya geldim. Ankara'daki işi yüzünüze gözünüze bulaştırdınız. Beyefendi küplere bindi. Lafını bil de konuş. Senin adamların bu işi batırdı. Seni o adamların başına gönderdim. Ortada belge de yok, para da. Ama ölmüş bir aile var. Ben de ona kahroluyorum ya. O insanların hiçbir suçu yoktu. Ama senin adamların hepsini öldürdü. Seni ne diye gönderdik oraya? Ne diye? Onlara göz kulak ol diye. Sen vur evri vermeseydin o çaylaklar kimseyi vuramazlardı. Sen öldürttün o insanları. Funda, bak seni kiminle tanıştıracağım. Bu Ebru, sana söz etmiştim. Biz birlikte büyüdük. Çok memnun oldum. Ben de. Hakan senden çok söz etti. Pardon, bir bira lütfen. Tabii. Ebru anlat bakalım. Nereden çıktın böyle birdenbire? Ne o? Geldiğime çok sevinmedin galiba. Ne demek? Dünyalar benim oldu. Hadi anlatsana. Telefonda söylemedin bugün geleceğini. Anlatacağım Hakan. Her şeyi anlatacağım. Kimin ne yaptığını bana anlatma. Beni ilgilendirmez. Ben seni tanırım. Belgelerin ve paranın alınması gerekirdi. Ha neredeler ha? Bak Haluk, seninle anlaşamayacağız galiba. Belgeler ve para Uğur'un evine veya ofisinde yoktu. Senin amacın ne? Ne amacı? Ne diyorsun sen? Söyle bakalım. Nedir bir aileyi öldürebilecek kadar önemli olan bu belgeler? Senin üstüne vazife değil. Senin işin emirleri uygulamak. Kendi beceriksizliğin için kimseyi suçlama. Bir de polis belası açtın başımıza. Ne diyorsun lan sen? Sen hala benden emir alıyorsun, dikkat et. Sen de korkacağımı mı sanıyorsun? Ekmek paranı benim pis işlerimi temizleyerek kazanıyorsun. Kimsin lan sen? Seni öldürmemem için yalvar bana. Hadi yalvar. Kendine gel Selim. Ne yapıyorsun? Bak canın iki parmağımın arasında. Şimdi ne kadar büyük bir adam olduğunu anlatsana bana. Hadi. Selim dur. Sen beni yanlış anladın. İkimizin de sinirleri bozuk. Lütfen. Lütfen sakin ol. Bak şimdi ne kadar becerikli olduğumu göstereceğim sana. Lütfen yalvarırım, sakin ol. Duyamadım. Lütfen. Duyamadım. Yalvarıyorum lütfen. Öldürürüm. Haluk. Sen öldürülmeye bile değmezsin. Ama dikkat et kendine. Ne sen ne bir başkası. Kimseyi tanımam. İnanamıyorum olanlara. İnanılır gibi değil. Seni asla bırakmayacağım. Yine hep birlikte olacağız. Tıpkı eski günlerdeki gibi değil mi? Sevgilim, programın başlıyor. Sonra yine konuşuruz. Bana biraz izin ver. Mahir. Bu nedir? Ceketinin cebinde buldum. Silah. Benim silahım. Senin silahın mı var? Niçin?
Neler çeviriyorsun Mahir? O Haluk Bey'in silahı. Ankara'daki inşaat işine giderken yanında bulunsun dedi. Ben de o yüzden... Ne tür işler bunlar Mahir? Yanında silah taşıyacak kadar tehlikeli olan şey nedir? Bu silah sadece bir tedbir. Gece gece tepeme attırma beni. Yorgunum zaten. Bana yalan söyleme. Şehir dışı görüşmeleri, gece uzayan işler... Daha ne iş yaptığını bile doğru dürüst bilmiyorum. Sana yalan söylemiyorum. Haluk Bey'i tanıyorsun. Ünlü bir iş adamı. Ben de onun yardımcısıyım, işte bu kadar. Sana inanmak istiyorum. Anlat bakalım. Niye geldin buraya? Hakan'ı mı özledin? Keşke o kadar basit bir nedeni olsa. Ailemi kaybettim. Hakan'dan başka kimsem kalmadı. Çok üzüldüm. Başın sağ olsun. Ankara'da her şeyi bırakıp buraya yeni bir hayat kurmak için geldim. Hiç kimsen yok mu? Bir akraban filan? Hakan'dan başka hiç kimsem yok. Senin bize çok problem çıkarmaya başladı. Uğur'u öldürtmek için emir verdiğimden haberi var mı? Biz hiç söz etmedik. Beyefendi köpürdü bu işe Mahir. Parayı, en önemlisi de belgeleri istiyor. Para işini ben hallederim ama ya belgeler? Evinde de ofisinde de her yeri aradık ama bulamadık. Belge falan yoktu. Ama söylediğiniz gibi temizliği yaptık. Mahir, sen benim güvendiğim en önemli adamsın. O belgeleri bulmalıyız. Beyefendiden önce para lazım onlar. Bu arada o Selim problemini de halletmeliyiz. Siz merak etmeyin. Ben emirlerinizi bekliyorum. Bana yalan söylüyorsun Mahir. Yalan. Aferin. Seni memnun edeceğim, göreceksin. Ne kadar şirin bir evim var. Eskiden bayağı dağınıktın ama Funda'nın sayesinde bayağı toparlamışsın. Yo, hala yatmadan önce süt içiyorum. Sabahları erken kalkamıyorum. Aslında pek değişmedim. Ben gidip yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Yani omlet ha? Evet, güzel bir omlet yenir şimdi. Okulu bıraktın mı? Okulu bırakmayı hiç istemezdim. Ama geçmişe ait hiçbir şey görmek istemiyorum. Ebru, bu olayların nedenini biliyor musun? Hiç mi bir şey anlatmadı Uğur amca sana? Kötü şeyler olabilir dedi. İşlerinin iyi gitmediğini, birilerinin kendisini harcadığını falan söyledi. Ama bu kadar önemli ve tehlikeli boyutları olduğunu anlayamadım. Peki bile bile... Niye sizi korumak için bir şey yapmadı? Evet, omlet hazır. Hele bir oğlum büyüsün. Onu varlık içinde yaşatacağım. Birlikte kalacağımıza göre ben temizlik işiyle ilgilenirim. Sen de yemek işiyle. Çok iyisin Hakan. Ama ben bir ev bulup taşınacağım. Sonra da bir iş bulmak istiyorum. Ben sanmıştım ki... Ben geceleri bir yerde şarkı söylemek istiyorum. Benimle kalmanı isterdim. Ebru, bak ne diyeceğim. Bizim barın solisti ayrıldı. İstersen Fuat Bey'le konuşayım. Ne dersin? Sahi konuşur musun? Tabii. Sabah ilk işim o olacak. Ayrıca emlakçı bir arkadaşım var. Ona da uğrar, ev işini de hallederiz. Peki paran var mı ev tutmak için? Babamdan bir şeyler kaldı. O zaman sorun yok. Yarın ev sorununu da çözeriz. Ha? Aceleye gerek yok. Ebru ev bulana kadar benimle kalacak. Öyle mi? Sizi yalnız bırakayım. Konuşacaklarınız vardır. Size iyi geceler. Ne kadar zamandır birliktesin Funda'yla? Bir yıldır. Sen anlat bakalım.
Neler yaptın görüşmeyeli? İstanbul'a geldiğimden beri aynı barda çalışıyorum. Funda'yla da orada tanıştım. Öyle kendi kendine gelişen bir ilişki. Evlenmeyi düşünmüyor musun? Ne evlenmesi? Ne bileyim ben. Çok yakışıyorsunuz birbirinize. Boş ver şimdi sen bunları. Yaşadıklarından sonra İstanbul'a alışabilecek misin? Bu olanlardan sonra her şeye alışabilirim. Babamın kasasından bazı şeyler çıktı. Son konuşmamızda yurt dışına gideceğini ve onları kendisine göndermemi söylemişti. Neler vardı kasanın içinde? Anahtar, ihale sözleşmeleri ve bir de telesekreter kaseti. Sanırım babamın öldürülme sebepleri bunlar. O adamlar bunların peşindeydi. Bir sürü de para vardı. Babamın o kadar çok parasının olmasına imkan yok. Anlaşılan Uğur amca içinden çıkamayacağı işlere bulaşmış. Korkuyorum Hakan. Çok korkuyorum. Korkma. Ben sana sonuna kadar destek olacağım. Burada her şeyi unutmak istiyorum. Küs müyüz hala? Hayır, niye küs olalım ki? Hani şu silah meselesi yüzünden. Sana açıkladım. Vallahi sadece tedbir için taşıyorum onu. Biliyorsun, arada tahsilata gidiyorum. Hem inşaat işi de riskli bir iş. Ben sana bir şey demedim ki. Niye suçluymuş gibi kendini savunuyorsun? Tek dileğim doğacak çocuğumuzu utandıracak, benim yüzümü kızartacak bir şey yapmaman. Ona çok güzel bir hayat hazırlayacağım. Umarım dürüst yollarladır. Buyurun. Birini mi aradınız? Ben emlakçıyım. Yukarıdaki kiralık daireye bakmaya gelmiştik. Ha, tabii tabii. Buyurun. Buyurun. Kolay gelsin. İyi. Ana. Kadınla erkekli mi oturacak bunlar? Hadi görüşürüz canım. Efendim. Merhaba, nasılsın? İyiyim abi, sen? Bugün dolaşalım mı biraz? Yeğenim de hava alır, ne dersin? Ay abi, çok hoşsun. Çok isterdim ama bugün Nazenin anne gelecek. Yarına ne dersin? Peki, yarın telefonlaşırız o zaman. Lütfen bir an önce taşınmak istiyorum, kontratı yapalım. Hayırlı olsun canım. Bundan daha iyisini bulamazdın. O zaman buyurun gidelim efendim. Buyurun. Hey 15'li 15'li Tokat yolları. Nasıl efendim, evi beğendiniz mi? Beğendik. Hepiniz birlikte mi oturacaksınız acaba? Hayır, sadece ben oturacağım. Ha, ben Mehmet. Bu apartmanın kapıcısı, güvenlik görevlisi, sırdaşı. Yani kısacası her bir şeyi. Memnun oldum, ben de Ebru. Hoş geldiniz Ebru Hanım. Apartmanımıza şeref verdiniz. Hoşçakalın. Güle güle. İyi iyi, eğlenceli bir yer. Güle güle, güle güle. Mehmet, kimdi onlar? Yeni kiracı, üst kattaki daire için geldi. İyi iyi. Ulan bu insanlar da amma meraklı ha.
Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Buyurun, ben de eşyalarınıza yardımcı olmak için sizi bekliyordum. Benim bütün eşyam bu valizler. Olsun. Buyurun. Ay, aslında hiç gerek yoktu. Yo, rica ederim, vazifem. Gelin, gelin. Buyurun. Hoş geldiniz. Apartmanın en güzel dairesini tuttunuz Ebru Hanım. Hayırlı olsun. Tamam Mehmet Efendi. Gerisini biz halledersen. Ha can. İşte evine taşındın. Hem de bir günde. Bu gece de bizde kalsaydın Ebru. Teşekkür ederim. Bu gece evde kalmak istiyorum. Mehmet, yukarıya yeni kiracı mı geldi? He, zamanan gördüğün kız. Nasıl biri? Kibar bir kız. Adı da Ebru. Ah, güzel isim. He, güzel. Bir şeye ihtiyacın olursa telefonları biliyorsun. Ben bu gece Fuat Bey'le senin solistlik işini de konuşacağım. Her şey için teşekkür ederim. Ne yaptım ki? Kendine iyi bak. Sen de. Efendim. Kendine geldin mi? Evet. Seninle acilen konuşmamız lazım. Uğur ve belgeler hakkında. Uğur, ben Haluk. Beyefendiyle görüştüm. Olanlardan hiç memnun değil. Sana son defa söylüyorum. Eğer bir yanlış yaparsan, eğer bir hata yaparsan bunu çok pahalıya ödersin. Haluk mu? Beyefendi de kim? Efendim, beyefendi geldiler. Beyefendi mi? Okula geç kaldım. Efendim.
uyandın mı? Evet, günaydın. Sana kahvaltıya geliyorum. Birazdan oradayım. Günaydın canım. Bugün erkenciyiz. Nereye böyle? Ebru'ya kahvaltıya gidiyorum. Bize davet etmek yok mu? Uyuyordun diye... Artık uyandım. Bekle, hemen hazırlanıp geliyorum. Allah Allah. Ne çabuk geldi bu çocuk. Günaydın. Merhaba Ebru Hanım. Merhaba Mehmet Efendi. Evinize küçük bir hediye de benden. Teşekkür ederim. Servise çıkıyorum. Bir ihtiyacınız var mı? Hayır, yok. Teşekkür ederim. Ey. Hoş geldin. Hey. En güzel anne. Teşekkür ederim. Oo, kahvaltımı hazırladın. Tabii. Mahir'i de uyandırayım. Hep birlikte kahvaltı ederiz diye düşündüm. Mahir değil mi? Evet. Uyuyor daha. Sen otur, ben onu uyandırırım. Mahir. Mahir. Hadi uyan, kahvaltı hazır. Tamam. Çabuk ol. Abim geldi kahvaltıya. Abin mi? Biz de yeni taşındı. Daha yerleşememiştir diye bir sürü şey almıştık. Kahvaltı sofrası hazırmış bile. Hı, aklıma gelmişken bu akşam bizimle bara gel. Fuat Bey seninle görüşmek istiyor. O zaman kahvaltıdan sonra hemen gidelim. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Kusura bakma. Geleceğini bilmiyordum. Yoksa erken kalkardım. Önemli değil. Ben yabancı değilim. Tabii ya. Siz kardeş sayılırsınız. Ne güzel değil mi? Hepimiz bir aradayız. Ne ses varmış sende. Tebrikler. Fuat Bey beğendi mi acaba? Ne oldu Hakan? Tebrikler. Mükemmeldin. Fuat Bey hemen başlamanı istiyor. Çok teşekkürler. Çok iyisiniz. Yarın akşam başlıyorsun ha. Sakın unutma.
Buyurun. Nereye gitti bu anahtar? Yok. Allah kahretsin. Barda unuttum herhalde. Bir yerden Hakan'ı aramalıyım. Thank you.